Türk futbolunun dünya futbolunda isminden bahsettirdiği yıllarda özellikle milli takım performansıyla adından çok sık bahsedilen fakat agresif tavırları, durduk yere gördüğü kırmızı kartlar, Beckham ile penaltı sonrası girdiği diyalog, İsviçreli futbolcuyu tekmelemesi, bir milli maç öncesi milli marşı okurken verdiği görüntüyle daha çok konuşulmuş bir isim. Onu tanımlarken kullanabileceğimiz en iyi tabir sanırım kontrolsüz güç. Bu hafta sizlere Alpay Özalan'ı anlatıyorum. Fehmi Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973'te Ege'nin güzel şehri İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda Altay takımının altyapısına girdi ve 1991-92 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Soma Linyispor'a kiralık olarak verildi. Böylece profesyonel futbol kariyeri de başlamış oldu. Kariyerinin ilk resmi maçına 8 Eylül 1991'de Çeşmespor karşısında çıktı ve aynı maçta attığı gol kariyerinin ilk golü olarak kayıtlara geçti. Soma Linyispor'da gösterdiği performans kulübü Altay'ın dikkatini çekiyor, hatta dönemin Ümit Milli Takım hocası Fatih Terim'e kadar ulaşıyordu. 92-93 sezonunda Altay'a geri dönen Alpay, Ağustos 92'de Galatasaray maçında sahaya çıkarak Altay formasıyla ilk 1. Lig maçına çıktı. O sezon toplamda 24 maçta forma giydi. Bir yandan Ümit Milli Takımı'nda değişmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Hem takımında hem milli takımdaki iyi futbolu, büyük takımların ona karşı olan ilgisini arttırıyordu. Dönemin Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba tarafından 1993 yılında siyah beyazlı takıma transfer edildi. 6 sezon boyunca Beşiktaş formasıyla mücadele veren Alpay, özellikle Gordon Milne ve Christoph Daum'lu 93-94 sezonunda 11 maçta görev aldıktan sonra Daum'un adını ilk 11'e yazdığı ilk isimlerden biri haline geldi. Daum yönetimindeki Beşiktaş ile bir lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Türkiye tarihinde ilk kez bir Avrupa şampiyonasına katılıyordu. Euro 96'da gruplardaki ilk rakibimiz de Hırvatistan'dı. 11 Haziran 1996'da oynanan maçta tüm kariyeri boyunca rakip oyuncuları adeta döven Alpay, rakibine dokunmayarak Hırvat oyuncuyu Rüştü ile baş başa bıraktı. O maçtan sonra çokça eleştirildi, adeta hain ilan edildi. Rakibi düşürse Türkiye maçı kaybetmeyecekti diyenler çoğunluktaydı. Rasim Kara, ben dahil yedek kulübesindeki herkes Alpay'ın o futbolcuyu düşürmesini bekledik ama Alpay zor bir zamanda doğru karar veremedi diyordu. O gün Temiz Kanoğlu ise, Alpay o oyuncuyu düşürecek diye bekledim ama düşürmedi. Ben olsam mutlaka düşürürdüm. Belki de bir sonraki maçta da oynamak istedi diyordu. Türkiye turnuvada ne gol atabilmiş ne puan alabilmişti. Fakat turnuva bittikten sonra FIFA, Alpay'ın gole giden rakibini düşürmediği için ona fair play ödülü veriyordu. Alpay, dönemin popüler TV programı Televole'nin en çok haber yaptığı futbolcuların da başında geliyordu. Manken Cansel Özzengin ile yaşadığı aşk onu gündemden düşürmedi. 1999 yılına gelinmiş, Beşiktaş ile Alpay arasında sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Söylenene göre Cihan Oskay ile Fenerbahçe'ye haber gönderiyor ama Fenerbahçe ile Beşiktaş anlaşamıyordu. Daha sonra araya giren, o dönem yaptığı flash transferlerle dikkat çeken Sir Jetba takımı o gün için rekor sayılan 2.6 trilyonluk bonservis bedelini ödeyerek Alpay'ı toplamda 3.5 trilyona renklerine bağladı. Fakat bu takımda hiç oynamadan Fenerbahçe'ye kiralandı. Takımdan gitmesini çok da istemeyen Beşiktaşlı taraftarlar için bu haber can yakıcıydı. Bir de imza töreninde Alpay'ın doğuştan Fenerliyim demesi bir kez daha hain ilan edilmesine yol açıyordu. Aradan zaman geçtikten sonra Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım, Beşiktaşlı Alpay olarak anılmak istiyorum diyordu ama iş işten geçmişti. Beşiktaşlı taraftarların ona olan öfkesi daha ilk Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ortaya çıkıyordu. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Beşiktaş maçında siyah beyazlılar eşi Cansel'e küfürlü tezahürat yaptılar.
Alpay da bunlara tepki olarak ligin sondan bir önceki maçında Fenerbahçe'nin attığı golden sonra Beşiktaş tribünlerine giderek tepki gösteriyordu. Milli takım Euro 96'dan sonra bir kez daha Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarmış, çeyrek finale çıkma şansını elde etmişti. Rakip Figo'lu, Rui Costa'lı Portekiz'di. Bir önceki şampiyonada Fair Play ödülü alan Alpay, ona bu ödülü layık görenleri utandıracak bir hareket ile maça damgasını vurdu. Maçın daha 29. dakikasında Türkiye rakip sahada gol ararken bir kafa topunda yere düşmüş, birlikte düştüğü rakibin göğsüne yumruk atmıştı. Sahada 10 kişi kalan milli takım Portekiz'e direnememiş, turnuvadan elenmişti. Türkiye'nin elenmesine rağmen Alpay, turnuvada genel olarak başarılı bir oyun ortaya koymuş, Avrupa takımlarının da Türk futbolcuları olan ilgisinin arttığı dönemde bir gün sessiz sedasız İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'ya imza attı. O gün Temiskanoğlu, bir sabah kalktım takımı saydım, bir kişi eksik çıktı. Mustafa Denizli'ye, hocam Alpay yok dedim, o artık olmayacak dedi. Bir veda bile etmeden gitti diyordu. Alpay, Türkiye'den ayrılma sebebi olarak tribünlerin eşine küfretmesini gösteriyordu. Tek niyeti ailesini korumaktı. Aston Villa'daki forma giydiği 4 sezona bakarsak, aslında yaşadığı olaylar olmasa daha uzun yıllar İngiltere'de futbol oynayabilirdi. İlk sezon gayet iyi başlamış, 38 maçlık lig maratonunda 33 maçta sahada yer almıştı. Aston Villa o sezon Intertoto Kupası'nı kazanmış, 2001-2002 sezonunda da UEFA Kupası'nda yer alarak önemli bir başarı elde etmişti. Özellikle Dünya Kupası elemelerinde önemli bir kırılma noktası olan ve 3-3 biten Makedonya maçında hat-trick yaparak bir puan alınmasında büyük pay sahibi olmuştu. İkinci sezonunda ligde 14 maç üst üste ilk 11 çıktı ama ardından bileğinde yaşadığı bir sakatlık onun bu iyi gidişini tersine çevirdi. Sezonu kapatmış, 2002 Dünya Kupası'na katılamama tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Neyse ki iyileşti ve taş gibi milli takım defansında ikinci kez katıldığımız Dünya Kupası'nda üçüncülüğe uzanan yolda takımın en iyilerinden biri oldu. Bugün bile hala Bülent Alpay ikilisinden bahsediyorsak yaptıkları iş, aralarındaki uyum demek ki gerçekten de üst seviyedeydi. Dünya Kupası bitmiş, ligler başlamıştı ama Alpay, yönetimle ve taraftarla yaşadığı sorunlardan dolayı sezon boyunca sadece 5 maçta forma giyebildi. Eylül 2003'te Charlton Athletic ile oynanan maçta tribünden tepki gören Alpay, Villa için ilk ve tek golünü attığında seyirciye sus işareti yaparak tepki çekti. Ekim ayında 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye İngiltere ile karşılaşıyor, Alpay bir kez daha milli maça damgasını vuruyordu. Maça her zamanki gibi aşırı hırslı başlayan futbolcu David Beckham'ın kaçırdığı penaltı sonrası yanına gidip tepki gösteriyordu. Beckham da kalkarken Alpay'a hafiften kafa attı. Bin kere de vursan atamazsın demek istemiştim ama söyleyemedim. Sonra Beckham formama tükürdü diye anlatıyordu aralarında geçen olayı. Bu tartışma başka bir İngiliz futbolcu ile yaşansa belki çok sorun olmayacaktı ama karşısındaki kişi İngilizler tarafından adeta kahraman olarak görülen bir isimdi. Hal böyle olunca maçtan sonraki etkileri de uzun sürdü. O olayın ardından Alpay'ın İngiltere kariyerinde hiçbir şey iyi gitmedi. İngiltere basını David Beckham'a yapılan bu hareketi affetmedi. Alpay karşıtı bir kampanya başlatıldı, kuklası direklere asılıp yakıldı. Gazeteciler evin önünden ayrılmaz oldu. Bu olaylardan bir yıl sonra Alpay'a bir röportajda şu soru yöneltiliyordu. Birmingham City'de bazı ırkçı gruplar senin kuklanı astılar. Alpay defol diye maçta slogan attılar. Bunlar seni korkuttu mu? Ben öyle ufak tefek şeylerden yılacak biri değilim. Bana gelip gecenin üçünde İngiltere marşı dinlettiren bandoya ben de Türk marşı dinlettirdim diye cevap veriyordu. Olaylardan sonra Alpay, burada kalacağım, benimle ilgilenen kulüpler var diyordu ama sezon sonunda hem takımdan hem İngiltere'den ayrıldı. Artık küfür duymak istemiyorum diye İngiltere'ye giden Alpay, küfür ettiği iddiasıyla İngiltere'den ayrılmak zorunda kaldı. Bir sonraki durağı Güney Kore oldu. Zaten 2002 Dünya Kupası'ndaki başarımızdan dolayı bizim futbolculara fazlasıyla ilgi gösteren Güney Koreliler, Alpay için astronomik teklifler sunuyordu. Ocak 2004'te Werner Laurent'ın çalıştırdığı Incheon United ile anlaştı. Aynı sezon içerisinde takım değiştirerek bu sefer Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımına transfer oldu.
Ben öyle kariyer meraklısı değilim başkaları gibi. Geleceğimi düşünmek zorundayım. Maddi açıdan cazip geldiği için Kore'yi seçtim diyordu Uzak Doğu tercihini açıklarken. Takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı, Asya'da yılın defans oyuncusu seçildi. Her şey iyi güzel gidiyor derken yine olanlar oldu ve Alpay 7 maçta 3 kırmızı kart görerek disiplin sorunları nedeniyle sözleşmesinin iptal edilmesine sebep oldu. Zaten oradayken hem gözlerden hem milli takımdan uzak kalıyordu. Alpay bir şekilde yeniden milli formayı giymek adına bu sefer Almanya'nın Köln takımıyla anlaştı. Bundesliga'daki ilk sezonunda 21 maçta forma giydi. O Avrupa futboluna, Fatih Terim de milli takıma geri dönmüştü. Hedef 2006 Dünya Kupası'ydı. Playoff'a kalınmış rakip de İsviçre olmuştu. İstanbul'da ağırladığımız İsviçre ile yaşananlar başımıza büyük işler açıyordu. Daha İstiklal Marşı okunurken Alpay'ın hırsı yüzünden belli oluyor, maçın 16. saniyesinde ceza sahasında topa elle müdahale ederek penaltıya sebep oluyordu. Maçı 4-2 kazansak da kupaya gidemiyor, üstüne üstlük yaşanan olaylar sonrası birçok ceza geliyordu. Alpay'ın rakip futbolcuya savurduğu tekme de objektiflere böyle yansımıştı. FIFA bu hareketi es geçmedi ve 6 maç ile cezalandırdı. Alpay bir sonraki sezon küme düşen Köln ile Bundesliga 2'de 27 maçta görev yaptı. 2007-2008 sezonunda teknik direktör Christoph Daum ile anlaşamayan futbolcu, sezonun ilk yarısında zaman zaman yedek kulübesinde otursa da forma şansı bulamadı ve kadro dışı bırakıldı. Sezon sonunda Köln 1. lige tekrar yükseldi. Alpay ise futbol hayatını sonlandırdı. Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Ümit Milli Takımı ve Eskişehir Spor'u çalıştırdıktan sonra hocalık kariyerini ara vererek siyasete atıldı. Türk futbolunun hep özlem duyulan Avrupa şampiyonalarına, Dünya Kupası'na katılma yolunda başarılı işler yapan kadronun bir parçası oldu her zaman Alpay Özalan. Futbola belki de bizim anlayamadığımız bir şekilde bağlıydı ve bu bağ onun bazen kontrolden çıkmasına sebep oluyordu. Şu an hayranlıkla takip ettiğimiz Merih Demiral'daki hırsın, azmin belki de çok daha fazlası vardı Alpay'da. Sadece çok kritik zamanlarda, kritik kararlarından dolayı kariyeri çok daha iyi olabilecekken hep bir yol ayrımında buldu kendisini. Milli formayı 102 kez giyerek en çok giyenler arasında yer almış bir isim. Her zaman tartışılan fakat her başarıda da payı bulunarak futbol tarihimize geçmiş bir isim Alpay Özalan. Alpay Özalan için hazırladığım hikayenin sonuna varmış bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Günahıyla, sevabıyla Türk futbol tarihine geçmiş, Avrupa'da uzun yıllar forma giymiş bir isim. Videoyu hala izleyenlere de bir sorumuz olsun. Sizce Alpay, yurt dışında oynayan Türk futbolculara baktığımızda başarılı mıydı, değil miydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.